Bugün Kurtuluş Savaşımızın ismi bilinmeyen kahramanlarından biri olan Derviş Paşa'nın vefat yıl dönümü. Hayatının sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında mücadele etmiş bir isimden bahsediyoruz. Arkadaşlar, Derviş Paşa'nın bir özelliği var. Namazgahını siper edinerek 1. Anti-Emperyalist Kurtuluş Savaşımızda öncülük etmiş, akabinde çıkmış olan bütün isyanları da bastırma görevinde bulunmuştur. Cumhuriyeti görmüştür. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı olarak görev yapmıştır ve 85 yıl önce bugün hayatını kaybetmiştir. Onun bir özelliği vardır beni etkileyen. Bir elinde mavzer, bir elinde de yüreği vardır. Ve arkadaşlar, Derviş Paşa secdegahını defaatle gözyaşlarıyla ıslatmasıyla bilinir. Secdeye kapanarak o günlerde secdeye kapanarak halkı aldatan derviş kılıklı meczupların iş tuttuğu emperyalistler ile çarpışma onurunu başının üstünde taşımıştır değerli arkadaşlar. Aynı şekilde cumhuriyetin de faziletlerini yaymaya çalışmıştır. O günlerde kendisini zillullahi fil art, yani yeryüzünde Allah'ın gölgesi addeden iradenin de karşısında İlahi Kelimatullah'ın şura ve meşveret ilkesini savunmuştur. Yani cumhuriyeti savunmuştur. Cumhuriyetin yanında olmuş ve mücadele etmiştir değerli arkadaşlar. 1923'te iradenin saraydan alınıp halka verilmesinde Derviş Paşa gibi isimlerin çok büyük emeği olmuştur değerli arkadaşlar. Gelin Derviş Paşa'nın kemiklerini sızlatmayalım. Derviş Paşa bizim değerimizdir. Değerli arkadaşlar, Derviş Paşa'yı anlattıktan sonra bir de tabii bir realitemiz var. O günlerde sahte dervişler vardı. Üçkağıtçı mollalar vardı. Kur'an'ın mızrak ucuna takanların iradesini savunanlar vardı. Aynı şekilde yoksulun ve horlanmışın değil, istifleyenin, biriktirenin, imtiyaz sahibi olmaya çalışanların yanında olanlar vardı. Zorbalığın, zulmün yanında duranlar vardı arkadaşlar. O gün Derviş Paşa'nın yapmaya çalıştığı şeyin adı arkadaşlar, milli egemenliği tesis etmekti, ama onun karşısında yeniden o egemenliği alıp saraylara sokuşturmak isteyenler vardı. Değerli arkadaşlar, bakınız, bizler burada sadece kendi çocuklarımız için değil, sizlerin çocukları için mücadele ediyoruz. Siz belki buna inanmayacaksınız ama biz sizlerin çocuklarını çok seviyoruz değerli arkadaşlar. Sizlerin de bizlerin çocuklarından sevdiğinizden en ufak bir tereddüt dahi duymuyoruz. Ama diyoruz ki değerli arkadaşlar, bakın, gelin bu işi bir kişiye teslim etmeyelim. Unutmayalım, bugünkü saraydan bir ifade kullanılmıştı. Tarih anlayışımızın 1919'dan itibaren yazılmasına karşıyım denmişti. Değerli arkadaşlar, 1919 demek 15 yaşındaki çocukların yalın ayakla 1. Anti-Emperyalist Kurtuluş Mücadelesi'ne katkı sunması demektir değerli arkadaşlar. Bugün 90 yıllık reklam arası diye küçümsediğimiz bu süreç hepimizin mihenk taşıdır, hepimizin namusudur, hepimizin iradesidir. Demin bir milletvekili arkadaşımız dedi ki, benim dedem Çanakkale'de şehit oldu. Bundan kimsenin şüphesi olabilir mi? Buradaki herkes o Anti-Emperyalist Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etti. O yüzden arkadaşlar, görevlerimizi hatırlayalım. Yapmamız gereken şey, derviş paşalar gibi tıpkı bu ülkeye kanını dökmüş, evlatlarını siper etmiş, namazgahını siper etmiş, secdegahını siper etmiş olan o irade gibi çelikten o gömleği giyinip milli egemenliği saraylara değil, milletin iradesinin tecelligahı olan meclise teslim etmektir değerli arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.